Şimdi bugün tabii şimdi asıl hikayeyi anlatacağız size. Bir hikaye. Hikayeyi hemen söyleyelim. Bir polis memuru, hemen şöyle gelelim. Yolda bir adamı çevirir sevgili arkadaşlar. Yolda çevirdiği adam Sarıyer'de görevli bir polis memuru. Adı Y.A. Şimdi ekrana da görüntüsünü vereceğim size. Hikayeyi de anlatacağım lütfen. Başına neler geldi? Şöyle gelelim. Abi, Şimdi sessize alacağım sevgili izleyiciler. Hem görüntüyü verirken ekranda size de olayın detayını okuyacağım, anlatacağım. Bir polis memuru Sarıyer'e gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelince kimlik kontrolü yapmak ister. Şüpheli kişi pasaportum Mekke Nur Camii'nde deyince polis YA'yı alır camiye gider. Gittiği İsmail Ağa cemaatine bağlı olduğu belirtilen camide yüzden fazla göçmen bulunduğunu fark eden polis memuru işlem yapmaya başlar. Kaçak göçmenler olduğunu amirlere bildirir. Amirleri YA'yı işlem yapmaması konusunda uyarır. İddiaya göre ertesi gün ilçe emniyet müdürü makamına çağırır. Yaşananları sorar. Y.A. dün hayal gördüğünü söyleyip bir kulübede nöbet tutması istenir. Hayal gördün, şimdi doğru bir kulübeye nöbet tutmaya denilir. Ben hata yapmadım. Bu görevi kabul etmiyorum yanıtını veren polis memuru YA psikoloğa sevk edilir ve silahına el koyulur sevgili izleyiciler. Şimdi tekrar gösteriyorum. İsmail Ağa cemaatinin bir camisi, bir polis memuru görevini yapar. Sonra düşünün, önce bir yere nöbet yerine gönderilmek istenir. Nöbet tutmaya kabul etmez. Sen misin kabul etmeyen? Doğru, psikoloğa sevk edilir. Deli. Gördüğü hayali tutanağa tutmuş diye söylenilir ve silahına el konulur. Dedik ya, Amerikan filmlerinde izleriz. Kendi işlerinde rüşvete, yolsuzluğa ya da olumsuzluğa ya da oradaki düzene çomak sokan polis memuru ya vurulur ya deli diye psikoloğa gönderilir ya da görevinden azledilir, başına çok. Amerikan filmlerinden izleriz bunu ama bu Amerikan filmlerinden olan Türkiye'de bir bölümü gerçekleşmiş. Polis memuru dua etsin. Psikoloğa gönderilmiş. Başına başka bir şeyler de gelir. Ah 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 sevgili izleyiciler. Bu ülke hem oligarşik bir devlettir hem aynı zamanda cemaatlerin devletidir. Dün anlatmıştım, cemaati sadece dini, inançlar üzerinden bir cemaat olarak algılamayın. İdeolojik, parti, hemşericilik, memleket hepsini üst üste koyun. Bu ülke cemaatlere bölünmüştür. Burada millet falan yoktur arkadaşlar. Burada çıkarlar etrafında kümelenmiş, sözde ideolojik sahiplerle kümelenmiş, sözde hemşericilik üzerinden kümelenmiş, sözde partiler üzerinden kümelenmiş, sözde cemaatler üzerinden kümelenmiş, sözde mezhepler üzerinden kümelenmiş cemaatler vardır burada. Ve bu cemaatler üzerinden Türkiye soyuluyor, 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 soyuluyor sevgili arkadaşlar. Biz de aşağıdan seyrediyoruz. Alkış, alkış, alkış tutuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Kovalım. Gülten Kuzumoğlu, teşekkür ediyorum. Hümeyra Köprü başılığı her zaman olduğu gibi. Aydan Öz, valla sizler de olmasanız süper sticker ve süper chatten kimse destek vermeyecek. İyi ki varsınız. Nezaketiniz için de teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar.